Tekrar merhaba Q-Spike takipçileri, Metalcı Solid 5 Phantom Pain 6. görevi olan Verdado'da bir Sleep'le tekrar karşınızdayım. Görevimiz sadece es almak değil, aynı zamanda tasklarımızı da tamamlayıp güzel, eğlenceli bir video olmasını istiyorum. Bakalım neler olacak, nasıl bir rotasyon olacak? Umarım faydalı ve yararlı bir video olur sizler için. Şimdiden izlediğiniz için çok teşekkür ederim. İyi seyirler. Unfortunately, the Soviets are looking for the weapon as well. You have to get to it before they do, and bring it back here. There's a photo of the target on your iDroid. One more thing. Apparently, one of the Hamid fighters survived. He's missing, but if you can find him, he might lead us to the target. Good luck, boss. Bu bölüm için 3 önerim var. Bunlardan bir tanesi D-Dog'u bırakıp D-Horse'la gitmeniz. Çünkü görev alanınız gerçekten çok uzak. Burayı koşarak yapmaya çalışmayın. Gerçekten çok sıkıcı oluyor. İkincisi, kesinlikle bazuka almanız gerekiyor. Çünkü helikopteri de düşürmemiz gerekiyor. Üçüncüsü de operasyon saatini sabah 6 yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Gece olduğu zaman askerlerin konumları değişiyor aynı yerden geçerken. Sabah 6'daki konumları çok daha rahat hareket etmeni sağlıyor. Bu da küçük bir dipnot olsun sizlere. Tasklarımızdan bahsedeyim bu arada yolda giderken de. 2 tane sniper extract etmemiz gerekiyor. Ondan sonra prisoner'ı extract etmemiz gerekiyor. 8 tane skull'u elememiz gerekiyor. Ve Honeybee'deki roket atarı da bulmamız gerekiyor. Enemy presence detected. The map has been updated. A Soviet relay base. Evet arkadaşlar, burada iki tane askerimiz var. O askerleri ekstrak etmemiz gerekiyor. Keskin nişancı olan askerler tabii ki onlar. Tasklarımızdan bir tanesi de bu. Evet, sizde askerler belirli olmayacak çünkü ben bir kere checkpoint attım. Ha, çok büyük bir sorun değil. Askerlerin konumları değişmeyecek, sizde de aynı yerde olacaklar. O yüzden lütfen dert etmeyin bunu. Burayı gerçekten biraz dikkatli geçmeniz gerekiyor. Çünkü şu asker de hatta risk, ama neyse, gerek yok bunu indirmeye. Devam edeceğim. Buradan iki kat aşağı ineceğim. CE, CE, tekrar E ile de tırmanacağım. Keskin nişancımız burada. İkinci keskin nişancımız buydu. En alt kata kadar inmemiz gerekiyor şimdi.
coming too. Roger that. Tasklarımızdan birini tamamlamış olduk böylelikle. Şimdi mahkumumuzu kurtarmamız lazım. Onun için de çok hızlı bir şekilde şuradan geçip arabanın güzergahına bir mayın tarzı bir şey koyacağız. Ve durdurmamız lazım onları. Extraction arrived at mother base. You need to retrieve the new U.S. military weapon known as the Honeybee. It should be hidden somewhere in Smasi Fort. There's a photo of the Honeybee on your iDroid. Yani olması gereken şey bu zaten, yani çok saçma ya. Yani ilk başta dekoya neden durmadılar anlamadım. İkincisinde durdu, yani çok saçma bir baktı. Hiç konuşmadan direkt mahkumumuzla birlikte gönderiyorum arabayı da. Tasklarımızdan bir tanesi de buydu. Şimdi hani bir yegoru devam edelim. The guys are mute. You pointed out the whereabouts of the honeybee on a map. It's on your iDroid. Head on over there and retrieve it. Enemy presence detected. The map has been updated. Buradaki askerlere biraz dikkat edin. Canınızı sıkabilir. Şimdi bir sonraki taskımız da savaş helikopterini kaldırmak ortadan. Onu da şimdi halledeceğiz. That's an enemy gunship. A single burst from his machine gun could cut a man in half. Tread carefully, boss. Yani bu helikopter neden gelmiyor acaba? Enemy presence detected. The map has been updated. Sıkıntı yok. Bu taskımızı da böyle tamamlamış olduk. Bir sonraki taskımız olan Honeybee'deki roket atarı bulmak. That's Smasi Fort. The Smasi Liman. Now to find the Honeybee. Silahınızı kullanmayı tercih etmeyin. Çünkü içeriye girdiğimizde en az 3 kişiye kullanacaksınız silahınızı. Şu an zaten mermim bayağı az kaldı. Açıkçası mermim var ama susturucum çok az kaldı. Hiçbir şekilde ayağa kalkmayın. Sakin sakin. Kıyıdan kıyıdan giderseniz bunun size artısı olacaktır.
Ayağa kalkmak yok, koşmak yok. Dikkatli bir şekilde tıngır mıngır ilerleyeceğiz. Burada kestirmeden çıkacağız. Arkadaş duvara bakıyor. Devam edeceğiz. Hiç durmamıza gerek yok. Hiç durmamıza gerek yok. Burayı koşturabiliriz. Sorun yok. 2-3 alışa kadar daha sürücümüz var. Bir kişi kaldı karşımızda. Bu yakışıklı da burada. Güzel. Nice shot. O da duvara bakıyor. Koşturabiliriz burada artık. Bir sonraki taskımız da buydu arkadaşlar. Dikkatli bir şekilde çıkıyoruz. Hala duvara bakıyor. Orada asker. Sağ olsun bir kere beni enseledi. İlginç yani. Anlayamıyorum. Şimdiki görevimiz artık hastalıklı skullarla. Çok safe bir şekilde orayı da atlatacağız. Sinematiğe geçiyorum. Buradan kaçmayacağız arkadaşlar. Göğüs göğüse çarpışacağız onlarla bakalım. Biraz adil savaşmayacağız ama sıkıntı yok bizim için. Hit yememeye çalışın. Her hit size eksi puan olarak gelecek. O yüzden elinizden geldiğince hit yemeyip kimseyi de öldürmemeye dikkat edin. Evet o bebeklerim benim. Üf, tek bombada üçünü gönderdim direkt. İkinci bombada dördü buradan gitti. Şöyle ki helikopterimizi çağıralım buraya. Tasklarımızı kontrol edelim. Aldığımız roket atarı çıkartmak kaldı. Onu da helikopterimiz geldikten sonra burayı terk etmiş olacağız. Analysis complete. Güzel bir asker, sevimli asker. Gönderelim base'imize. Subject on board. Leave the rest to us. Bu arada el bombam 3. seviyeymiş. Yani şaşırttı beni. Neredeyse tek attı el bombası. This is B-Quad. Arriving shortly at LZ. B
Bu görev için en önemli önerim D-Dog yerine Diors kullanmanız. İkinci önerim roket atarı kesinlikle almanız. Üçüncü önerim gündüz sabah 6 saatinde operasyon saatini seçmeniz. Bunun sebebi şu, eğer sabah 6'yı seçerseniz geçtiğimiz o birliklerin yanlarından çok rahat bir şekilde geçiyorsunuz. Extraction arrived at Mother Base. Mission complete, and how? They're gonna tell stories about this one, boss. Gördüğünüz gibi hiç kimseyi öldürmedik. 5000 puan geldi. No Reflex 10.000 puan geldi. Combat Alert çalmadı. 14.333 puan geldi. Perfect Stealth, no kill, kimseyi öldürtmedik, mükemmel gizlilikle 57.333 puan geldi. Böylelikle hem S rankımızı almış olduk hem de bütün tasklarımızı tamamlamış olduk. İzlediğin için çok teşekkür ederim. Eğer videolarımı beğeniyorsan beğen butonuna tıklamayı, beni desteklemek istiyorsan abone olmayı, bildirimlerden haberdar olmak için de çana tıklamayı lütfen unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakal.